Asabilirsin. Bunu göze almasam gelmezdim. Davayı yakacağımı bile bile geldim. Biliyorum beni affetmek için hiçbir sebebin yok ama... Ben hastalıklı değilim. Takıntılı. Saplantılı değilim. Sen buradasın. Çünkü ben bizi kafamda uydurmadım. Uydurmadın. Hepsinin bir açıklaması var. Yap. Bana hepsinin açıklamasını yap. Yoksa basarım. Telefonumu da engelliydin. Ama biz hep konuşuyorduk. Sana da... kendime de kayıtsız bir telefon almıştım. Sadece internet üzerinden konuşulabilen bir telefon. Gururun kırılmıştı. Israrla benim normal telefonumu arayıp oraya mesaj atıyordun. Ben de sana diğer gizli hattımdan cevap veriyordum. İnadını kıramadım ama. Seni engelledim. Sen de sadece gizli hattan konuşmak zorunda kaldın benimle. Dışlanmış. Yasaklı. Yok hissettim ben kendim. Senin yanında yok. Dışarıda yok. Gerçek hayatında yok. Ve en sonunda bu telefonun ucunda da yok. Ne garip. İnsan başına gelenleri unutuyor. Ama ne hissettiğini hiç unutmuyor. Kendi ölüm fermanımı imzalamaya geldim değil mi? Tüm bunlar... benim nasıl iğrenç bir adam olduğumu hatırlatıyor sana. Neden? Neden polis? Polis neden bulamadı telefonu? Ne yaptım? Ne yaptım ben o telefona? O telefon bulunsaydı kimse bana deli diyemezdi. Takıntılı ruh hastası ilan edemezdiniz beni. O telefon polisin eline geçseydi kimse bana küfür edip dalga geçemeyecekti. Beni kurtarmazdı belki. Ama en azından gururumu kurtarabilirdi. Gerdanlığı anlat bana. Bu salak şeyi niye aldım? Niye sen almışsın gibi yaptım? İrem'i kıskandırmak için de... gerdanlığın fotoğrafını çekip paylaştım. İrem'in fake adreslerden seni takip ettiğini biliyordum. Gözüne sokmak istedim. Benim aldığımı düşünmesini istedim. Öyle de oldu. Bu kadar basit işte. Ufak bir kıskançlık meselesi.
zavallı. Çok zavallıyım ben. Sevgilimin sevgilisini kıskandırmaya çalışan bir zavallıyım. Ve siz bütün zavallılıklarımı aleyhime kullandınız. Sen kullandın. Özür dilerim. Avukatımı durduramazdım. Kendimi korumak zorundaydım Ela. Bana bunu kendini korumak için mi yaptın? Kaçırma gözlerini. Yüzüme bak. Gözle görünen bir şey kalmadı zaten. Ama sen görülmeyen yaralarımı da görüyorsun artık çünkü sen yaptın. Ya yapmadıysam? Ya gerçekten ben yapmadıysam? Beni suçlayan annen Ela, sen değilsin. Ve o gece annen yanımızda değildi. O gecenin ne olduğunu bizden başka kimse bilmiyor ve bizde boşluklar var. Ve bizim boşluklarımızı başkaları dolduruyor. O gece çok sarhoştum. Deli suluna sarhoştum. Ve bir noktadan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Numara yapıyorsun. Numara yapıyorsun. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun sen. Tamam. Haklısın. Bana güvenemezsin. Ama dinleyebilirsin. Biraz önce olduğu gibi sana bazı soruların cevabını sadece ben verebilirim. Neden kendi kendine gerdanlık aldığını, neden seni engellediğimi. Bunları sana ben söyledim Ela. O gece bize ne oldu? Bunun cevabını sana annem veremez. Ela'cığım. Senin ellerini kırarım. Bu ellerinle mi vurdun?